Sevgili izleyenler, Lüleburgaz Belediyesi ve Lüleburgaz Kent Konseyi'nin ortak paylaşımında düzenlenen 19 Mayıs dijital etkinliklerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Atatürk ve Sanat konulu söyleşiyi gerçekleştireceğiz. Konuşmacı arkadaşlarımız Emel Melek, İsmet Buğra ve Ahmet Karagöl bizlerle beraber. Daha öncesinde Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği'nin öncülüğünde yine pek çok sivil toplum kuruluşu ve gençlik örgütüyle beraber Atatürk ve nokta nokta konsepti üzerinden farklı konularda daha çok tabii interaktif söyleşiler gerçekleştiriyordu. Pandemi şartları sebebiyle bugün sizlerle ekran başında birlikte olacağız. Umarım bir nebze olsun sizlere güzel anlar yaşatabiliriz düşüncesindeyim. Şimdi bugünkü konumuz Atatürk ve sanat. Yani bu tema üstünden ilerleyeceğiz. Tabii ki büyük bir lider, büyük bir önder olan Atatürk'ün sanata verdiği önem hepimizin malumu. Bu konuda ilk aklımıza gelen yine onun sözleri oluyor. En alışılageldik olduklarımız Atatürk'ün sanatın ne kadar önemli olduğuna dair söylemiş olduğu sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından birisi kopmuş demektir sözü. Bu sözüyle Atatürk yani sanatın tıpkı bilim gibi, tıpkı işte sanayi gibi, tıpkı yani diğer kültürel ya da medeniyeti oluşturan diğer kollar gibi çok çok önemli bir yerde olduğunu gösteriyor bizlere. Bu anlamda Atatürk Cumhuriyet kurulduktan sonra çağdaş dünyada Türk ulusunun hak ettiği yere ulaşabilmesi adına yapmış olduğu devrimlerde sanata da önemli bir yer veriyor. Bunun en önemli işareti açıkçası bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bildiğimiz Sanayi Nefise Mektebi, yine Osmanlı Sanatkarlar Cemiyeti olarak 1908 yılında kuruluyor bu topluluk. Daha sonrasında işte Sanayi Nefise Mektebi oluyor. Daha sonrasında bugün günümüze Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi olarak devam ediyor. Yani ülkemizde sanat anlamında, güzel sanatlar anlamında pek çok öncü sanatçının yetiştiği önemli okullardan birisi. Atatürk devrimlerinde sanatla alakalı gelişim için eğitimle sanatı birbirine paralel tutmuş. Hani aynı zamanda sanat eğitiminin de önemli olduğuna inanmış. Bu anlamda zaten Cumhuriyet'in ilanından itibaren sanatla ilgili derslerin de ağırlık kazandığını görüyoruz. Resim gibi, müzik gibi temel sanatların yanı sıra farklı güzel sanatlarla ilgili hamlelerin yapıldığını biliyoruz. Özel olarak Atatürk'le ilgili şöyle bir pasaj var. Onu sizlerle paylaşmak isterim. Yine Cevat Memduh Altar'ın paylaşmak istediği bir anı bu. Şöyle söylüyor Cevat Memduh. Cumhuriyet kurulduğunda ülkenin kalkınmasının yollarının eğitim devriminden geçtiğini düşünenlerin. Bu yolda çabalarını okuduk, öğrendik, yaşadık. O dönemlerde yetenekli çocukların seçilerek devlet bursuyla yurt dışına eğitim almaları için gönderildiğini hepimiz biliyoruz. Cevat Memduh Altar, bu aldığı eğitimle ilgili bilgi almak isteyen Gazi Mustafa Kemal'le sık sık Çankaya Köşkü'nde buluşuyorlardı. İlk karşılaşmalarında ona Almanya'da neler öğrendiğini sordu. Aklıma ne geldiyse anlattım. Beni dikkatle dinliyor. Gözlerinde insanı büyüleyen kıvılcımlar çakıyor. Bir başka Çankaya davetinde ise benimle sadece müzik üzerine konuştu. Cumhuriyeti kurmuş bir insan, başında bin bir memleket sorunu var. Onun kafası müzik sorunlarına takılmış, bir şeyler araştırıyor. Bana ulusal müziğimizin bir an önce uluslararası müzik tekniğiyle, yani çok sesli kurallarıyla işlemesi gerektiğini anlattı. Türk müziğini öteki uluslararası çağdaş müziklerin arasında yerini alabilmesi için neler yapılması gerektiğini sordu. Bir ara yan odaya geçti. Pencerenin içinde açık duran kitap dikkatimi çekti. Paşa acaba ne okuyordu? Kitaba bakmaya bir türlü cesaret edemiyordum. Sonunda kalktım baktım. Ünlü Fransız müzikolog Lavignac'ın La Musique et les Musiciens adlı Fransızca kitabı satırların altını çize çize okuyormuş meğer. Atatürk'ün devrimleri nasıl hazırladığını ve müziğimizin geleceğini hazırlarken bilimsel kaynakları nasıl araştırdığını gördüm. Geleceğe inancım daha da arttı, diyor Cevat Memduh Altar bu anısıyla. Atatürk'ün bu anlamda çok fazla anısı var. Özellikle savaşlardan ve cephelerde geçen ömründen sonra
1927 ile 1938 arasında hayatının son 11 yılının ağırlıklı kısmını İstanbul'da geçiriyor. Ve dönemin İstanbul'unda kültür sanat faaliyetleri epey fazla. Yani çok renkli bir sanat hayatı var İstanbul'da o dönem için. Yani ülkemiz şartlarında ve hatta ve hatta dünya şartlarında fena değiliz. Çünkü İstanbul'un kozmopolit yapısı, içinde barındırdığı kültürel çeşitlilik yani bu sanata da yansıyor. Atatürk'ün sık sık film izlemeye gittiğini, kendisi için hazırlanan filmleri izlediğini, tiyatroyu takip ettirdiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra tabii Batı medeniyetinde önemli yer tutan müzikle de ilgilenmeye çalıştığını biliyoruz. Yine Atatürk'ün lise yıllarında şiire merak saldığını, şiirler yazdığını, daha sonrasında akademik yolda ilerlediği için yani kurmaylık askerlik deyimiyle kurmaylık yolda ilerlediği için bu hevesinin yani bu durumun heves olarak kaldığını görüyoruz. Atatürk'ün şiire meraklı olduğunu ancak bunun bir gençlik hevesinde kaldığını lakin Atatürk'ün hayatı boyunca sanatın her dalıyla ilgilenmeye çalıştığını biliyoruz. Sinema senaryosu yazdığını, yönetmenlik yaptığını biliyoruz. Bunun yanı sıra 1934'te Türkiye'ye ziyarette bulunan İran Şahı, İran'ın lideri Rıza Pehlevi için Özsoy isimli bir opera yazdırdığını ve onun şerefine bu operayı sergilettiğini biliyoruz. 1930'lu yıllardan itibaren özellikle bu alanda, opera alanında olsun, işte klasik müzik, batı müziği alanında olsun önemli çalışmalara önayak olduğunu biliyoruz. Tabii bu devrimleri bir bütün olarak incelediğimizde sanatın bulunduğu yer itibariyle bütün bu özgürlükçü ortamda daha rahat ilerlediğini görüyoruz. O dönem işte pek çok sanatçının farklı gruplar, topluluklar halinde hareket ettiğini biliyoruz. Abidin Dino'nun da içinde bulunduğu bir D grubu var mesela. Bunları özellikle izleyenlerin daha sonrasında izlemeleri için yani anekdot olarak aktarıyoruz. Bu çerçevede Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren ulusumuzun çağdaş medeniyetler seviyesine erişebilmesi için her alanda olduğu gibi sanat alanında da önemli girişimleri olduğunu biliyoruz. Ben yavaş yavaş sözü işin daha sanat kısmıyla alakalı olmak üzere diğer konuşmacı arkadaşlarıma bırakacağım. Söz sırasını ilk olarak Emel Melek Yıldapı'la bırakıyorum. Evet Emel sen değilsin. Teşekkür ederim. Ben Emel Melek Yıldakum. Merhaba öncelikle sayınlar. Şöyle bir giriş yapmak istiyorum modern sanatla alakalı. Modern sanat, insanlara sanat üzerine düşünme, onu sorgulama ve en önemlisi sıradan bir insan olarak sanata dahil olma şansı vermekte ve farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Önceki sanat akımlarına bir nevi karşı çıkmakta ve örneğin gündelik yaşantımızda oldukça sık karşılaştığımız herhangi bir objeyi sanata dönüştürebilmektedir. Benim ele alacağım kısım, yani modern sanat içerisinde tabloları kapsamakta. Modern sanat eserine bakan herhangi bir insan, bu bir sanat mı sorusunu belki de çok sık sorar. Çünkü karşılaştıkları şeyler onlar için bir karalama, boş bir yüzey, karmaşık renkler, bir obje ya da bir anaokulu çocuğunun yaptığı herhangi bir resim gibi gelebilir. Anlayamadığımız bu eserler aslında bambaşka sorunların, tasaların ve fikirlerin de alınmasından dolayı ortaya çıkmıştır. Modern sanatın ortaya çıkmasının en temel nedeni basit fotoğraf makinelerinin icat edilmesidir. İnsanlar daha düşük meblağlarda, daha düşük bütçelerle kısa sürede istediklerine ulaşabilmeye başladı. Ve bundan dolayı sanatçılar ise eserleriyle birlikte pavuşanın dama atılmasından dolayı büyük depresyonlar geçirip yeni arayışlar içerisine girmişlerdir. Ve asıl soru şuydu onlar için. Sanatçılar fotoğraf makinelerinin görüntüleyemeyeceği eserler üretebilir mi? Özellikle plastik sanatların ustaları kavramları yeniden ele almaya başladı. Işık neydi? Renk neydi? Bir incir yaprağı yeşil midir? Ancak hangi yeşil? Sabahın ilk saatlerinde de yaprak yeşil renktedir, gündüz de gecede. Ağacın yaprağından bahsediyorsak hangi yeşilden bahsetmemiz gerekir? Ve bu tarz daha da uzatabileceğimiz şekilde kendi yollarını aramaya çalıştılar. Sanatçılar fotoğraf makineleriyle bir nevi savaş vermeye başladılar. İzlenimci sanatçılar
doğayla bütün oldu ve zamanla değişen anıları kaydetti, anları kaydetti. Dışa vurumcu sanatçılar ise fotoğraf makinelerinin kaydedemeyeceği yapıtlar çıkartmaya başladı. Sanatçılar duygularını yansıtan resimler yapıyordu. Karmaşık, anlaşılmaz, tuhaf. Edward Munch'ın çığlık tablosunu birçoğumuz biliriz. Ne kadar kasvetli ve ürkütücü bir tablo, öyle değil mi? Burada sanatçının tamamen kendi duygularını katarak bir fotoğraf makinesinin çıkartamayacağı bir eser çıkarttı. Bu en büyük örneklerinden biridir. Çığlık tablosunda kullanılan renklere baktığımız zaman oldukça soluk ve soğuk renklerle karşılaşırız. Bundan yola çıkarak Fauvizm'den bahsetmek istiyorum. Fauvizm akımına baktığımızda ise Edward Munch'ın da dahil olduğu, Edward Munch'ta da olmayan bir şeye sahip olmadığını görürüz. Yani estetik kaygısı yoktur. Edward Munch'ın hiçbir eserinde estetik kaygısı olmadığı gibi Fauvizm akımında da yoktur. Sanatçılar çığ renkleri olabildiğince kullanmışlardır Fauvizm akımında. Baktığınızda eserlerin bir ilkokul çocuğunun seçtiği renklerle yapıldığını düşünebilirsiniz. Ve aslına bakarsanız bu tabloları çekici kılan en büyük etken ressamların tercih ettiği renklerden ibarettir. Tablolardan ziyade. Ve size biraz da Picasso'dan bahsetmek istiyorum. Picasso 4 yaşında eline fırça almış bir ressamdır. Henüz 15 yaşına bastığında hayranlık uyandıracak gerçeklikte pek çok eser üretmiştir. Doğanın kopyasını birebir gerçeklikte resmetmek onun için bir çocuk oyuncağı olmuştur. Ancak Picasso gerçekçi resim yapmanın ötesine geçebilme gayreti göstermiş ve doğanın bir matematiği olduğunu kavramıştır. Matematik demişken kübizmden de bahsetmeden geçmek istemiyorum. Kübizmde sanatçılar doğanın her yerindeki matematiği net tuvallere işleme çabası içerisindeydi. Geometriyle iç içe olan bu akımda insanlar üçgenlerle ve hatta karelerle çizilebiliyordu. Aynı şekilde bir doğa sahnesini sanatçılar geometrik şekilleri istedikleri gibi kullanıp farklı bakış açılarıyla eserlerini aktarabiliyordu. Sonuç olarak bu dönemin sanatçıları doğanın insan ruhundaki yansımalarına odaklanmıştır. Doğayı zihni ile değil ruhu ile harmanlamış ve olduğu gibi tuvale aktarmıştır. Atatürk'ün sanat ile alakalı sevdiğim bir söz ile bitirmek istiyorum konuşmamı. Hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benden sonraki sözü İsmet Buğra, haşlamacı arkadaşıma vermek istiyorum sırayı. Çok teşekkür ediyoruz Emel. Bu güzel paylaşımlar için güzel bir perspektif getirdin bu konuya. Özellikle yani modern, yani günümüze yaklaşan dönemdeki sanat anlayışlarından bize örnekler verdin sanatçılarıyla birlikte. Son derece bilgilendirici bir açıklama oldu. Ben şunu anladım. Teşekkür ederim. Yani günümüzde sanat biraz daha gözümüzün gördüğü gerçekliklerden değil de hani sanki içimizde uyanan gerçekliklerle alakalı. Yani hani sen biraz önce de bahsettin. Hani bir nasıl ifade etmiştin? Hani ruhuyla yani evet, ruhuyla harmanlıyor. Ruhundaki ortaya çıkan şeyler sayesinde yani sanatçı üretiyor daha çok. Yani şimdi bizim bildiğimiz bir hani masayı görüp hani çizmek gibi değil de yani onun kendi iç dünyasında uyandırdığı şeyleri de katarak. Yani modern sanat biraz daha buraya evriliyor. Yani soyutla somut biraz daha bir noktada birleşiyor gibi. İç içe, evet, iç içe giriyorlar. Özellikle bahsettiğim... Evet. Ha, dinliyorum. Burada hani özellikle de bahsettiğim gibi işte Edward Munch, Picasso gibi birçok ressam, birçok sanatkar. Hani kendi iç dünyalarını gerçeklikle harmanlayıp da bizlere sunmuşlardır ve o yüzden de aslına bakarsanız fotoğraf makineleri işte ya da işte bizim anılarımızı kaydetmeye yarayan herhangi bir makinenin yapamayacağı bir noktaya ulaştılar. Evet. Kendi iç dünyalarını yansıttılar yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum Emel bu güzel konuşma için. Ben çok teşekkür ederim. Sıradaki konuşmacımız İsmet Buğra bizlerle beraber. Evet İsmet, sendeyiz.
Öncelikle herkese katıldığı için teşekkür etmekle birlikte hoş geldiniz diyorum ve konuşmaya başlıyorum. Bugün size aktaracağım konu günümüzde kendini sanatsal yönde keşfedemeyen, keşfetse bile geliştiremeyen gençler yönünde olacak. Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin bildiği gibi aramızda çeşitli sanat dallarında yetenekli olan ancak kendilerini gösteremeyen bireyler var. Hatta şöyle ki yeteneğinin farkında olmayan, daha da kötüsü yeteneklerinin farkında olsa dahi onları geliştiremeyen, geliştirmeyen, hatta geliştirmekten vazgeçen, çünkü hevesini kaybeden bireylerimiz var, mevcut. Gençlerimiz, bireylerimiz mevcut. Çünkü bunun en büyük sebepleri olarak onlara kendilerini keşfetmek için gereken imkanları, zamanı ve özgürlüğü tanımıyoruz. Ve daha da kötüsü gençlerin zihinlerine sanatın bazı şeylerden daha önemsiz olduğu, paranın daha önemli olduğu, sanatın para kazandırmadığı ve sanata kendini adamaktansa üniversitede istemediği ancak iş bulup para kazanabileceği bir bölüm okumakta zorluyoruz. Ve bu sebep gençlerin kendini sanat alanında keşfetmeyi veya kendisini geliştirmeyi engelleyen bir husus ki bununla birlikte nice yetenekler bizden uzaklaşıyor. Kim bilir, belki yeni Picasso, belki yeni Mozart, belki de yeni Tom Hanks, belki de yeni Christopher Nolan bizden çıkabilir. Veya çeşitli sanat dallarında bunlara benzer öncü ve tanınmış isimlerin yeni varisleri bizim ülkemizden çıkacak. Ancak işte bu saydığım sebeplerle bu engelleniyor. Peki, aslında konuşmamız gereken bir konu daha var. Bu düşünce, bu engeller neden ve nasıl oluştu? Aslında bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, bizim ülkemizin sanatçı hiç desteklemeyip, arkasında durmayıp onlara kıymet vermemesi. Şimdi siz diyorsunuz mesela ne gibi destekler verilir? Kafanızda böyle sorular oluşuyor. En basitinden İtalya'da konservatuar mezunu olursanız sinema televizyon okuyup sinemayla alakalı biliyorsunuz onlar dallara ayrılıyor. Sinema ve televizyonun dalları da var. Sinemaya ile yönelik bir şeyden de aynı zamanda mezun olursanız devlet sanatçısı sayılıyorsunuz ve olabildiğince size aslında destek sağlanıyor. Ki bu sadece ülkemizin, devletimizin yapabileceği en basit yardım şekli. Nice yetenekli insan üniversite aşamasında konservatuar, sinema, televizyon, müzik, resim veya bunun gibi bölümlere gitmek varken mühendislik, hukuk, tıp veya bunun gibi istemediği fakat geçinmek için gitmek zorunda olduğu bölümlere gidiyor. Şimdi kulağınızda size mühendislik iyidir, hukuk iyidir, tıp iyidir diye düşünüyor olabilirsiniz. Elbette iyidir ama bu adam belki ileride bir, dediğim gibi az önce de bahsettiğimiz gibi bir Picasso, belki bir Mozart olacak. Ama işte bu sebepler yüzünden de olamıyor ya da olma olası giderek düşüyor. Gençlere bu aşamada ne kendilerini keşfetmesi ne de kendilerini geliştirmesi için destekte bulunuyor. Oysa Cumhuriyet'in ilk yıllarında yetenekli çocuklar yurt dışına gönderilerek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlanıyordu. Ve bununla birlikte aslında ufukları da açılıyordu ve kendilerini geliştirmekle beraber yeni bir şeyler de ortaya atabiliyorlardı. Mesela bunlardan biri İdil Biret, Suna Kan gibi örnek gösterebileceğimiz sanatçılarımız da var. Peki diyorsunuz, şimdi neden destek vermiyoruz? Çünkü bizim ülkemiz sanatın da sanatçının da kıymetini bilmiyor. Ancak bir gün farkına varacaklar. Varacaklar ama çok geç olacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bunu asla unutmayın. Ve bu uzunca bir konuşmanın ardından da size 3 adet soru sormak istiyorum izninizle. Birincisi, keşfedilmiş
şu andan bahsediyorum. Keşfedilmiş sanatçıların ya da yeteneği olan sanatçı adaylarının kendisini geliştirmesi için ne yapmalıyız, ne katkıda bulunmalıyız? Bir diğer sorun, asla keşfedilmemiş, belki de hiç keşfedilemeyecek yetenekleri keşfetmek için neler yapmalıyız, ülkemiz neler yapabilir? Ve üç, ki benim en çok önemsediğim 3 numaralı sorunu bu. Eğer Türkiye bu yanlışları yapmasaydı, yeterince sanatçıya destek verseydi ve insanlara, sanatını, yeteneğini keşfetmiş insanlara kendilerini geliştirmek için destek verseydi, Türkiye ne durumda olurdu ve Türkiye'deki sanat ne durumda olurdu? Belki de televizyondan hayretle izlediğimiz Oscar alan filmler, oyunculardan biri Türk olabilirdi. Ben böyle düşünüyorum. Sorum da bu. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sana İsmet. Bu anlamda güzel sorularla bitirdin açıkçası konuşmanı. Bir yandan şu tabii uyarıyı da paylaşalım. Özellikle bizi izleyenler için. Şu anda Lüleburgaz Belediyesi'nin YouTube kanalı ve Facebook sayfasından yayın yapılıyor. Bu anlamda İsmet'in yahut ya da işte diğer konuşmacılarımızın sormuş oldukları ya da görüşleriyle paylaştıkları görüşlere ilişkin yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunu sizlerle paylaşmak isterim sevgili izleyenler. İsmet bu anlamda biraz daha eleştirel, biraz daha aslında geçmişe ve hani geçmişte yaşanan güzel, olumlu gelişmelere dayanaraktan bir sunum gerçekleştirdi. İdil Biret Sunakan'dan bahsetti. Yani kamuoyumuz bunu harika çocuklar olarak biliyorlar. Harika çocuklar yasası kapsamında bu kişiler küçük yaşta sanatsal anlamda gelişmeleri için yurt dışına gönderilmişlerdi. Tabii yani günümüzde de halen örnekleri var. Ancak İsmet'in de ifade ettiği gibi bu anlamda belki de yeterince ülkemizde gençlerin önü açılmıyor. Sanat eğitimi anlamında belki de yetersizliklerimiz var. Gerçekten önemli bir konu. Yani çünkü tıpkı değişen dünyada pek çok şey olduğu gibi sanatın da formu sürekli değişiyor. Yani bu anlamda takip etmek, özgün şeyleri ortaya çıkarmak ya da işte evrensel anlamda kişiler, yani evrensel anlamda sanatçıları, evrensel kültüre entegre olabilecek sanatçılarımızı bulmak, yetiştirmek çok önemli. Bu anlamda ciddi bir çalışmaya belki de ihtiyacımız var. Tabii sanatın bir kısmı yetenek, geri kalan önemli bir kısmı çalışma. Bunu da unutmadan ilerlediğimizde aslında evet, yani bugün belki müfredatımızda sanat derslerine verilen yerin azlığını ortaya koyabiliriz ya da işte sanat okullarının rağbet görme işini ortaya koyabiliriz. Sanatın bir geçim kaynağı olarak görülmemesi, yani insanların geçimlerini sürdürmek adına diğer meslek dallarına yönelmesi sebebiyle sanattan uzaklaşmalarını, belki başladığında bir hobi, heves seviyesinde olan pek çok sanat faaliyetini sırf bu hayat gerçekleri yüzünden arkada kaldığını ve köreldiğini belki de gözlemliyoruz. Pek çoğumuzun da başından geçmiştir. Yani çocukluğumuzda mutlaka ilgi duyduğumuz sanata dair tabii ki bir profesyonel ya da bütün yetenekten bahsetmiyoruz ama hani sanatın içinde olma hissini uyandıracak şeylerle uğraşmıyor muyuz hepimiz zaten? Ne bileyim işte bir resim çizmek, yani bir şarkı söylemek, ilk aklımıza gelenler olarak söylüyorum. Bunların içerisinde aslında doğup büyüyoruz. Hani hep yani ilk doğduğumuz andan itibaren, yani dinlediğimiz dinlerden tutun da işte masallar, hikayeler, yani bunların hepsi sanata dahil. Bu anlamda hani böyle bir ortamdan çıktıktan sonra hayatın maalesef acı olduğunu söylemekle yetineceğim. Hayatın gerçekleri karşısında bu sanatla ilgili heveslerimizden vazgeçiyoruz. Bu daha sonrasında zaten bir kopmaya, bir uzaklaşmaya netice veriyor belki. Yani bilmiyorum, biraz daha İsmet'i de yani teyit etmek adına bu cümleleri kurdum. Ama güzel bir konuşma oldu. Yani önemli noktalara değindi İsmet bu anlamda. Eksikliklerimizi görmemiz bizim için çok önemli. Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki, lütfen. Yani aslında eklemeden ziyade sanata geçim, sanatçının geçimi başlığı altında bir anlamak istiyorum kısaca. Ben konservatuar veyahut da sinema, televizyon okumak istiyordum.
yakın zamana kadar. Yani mesela ben film izlemeyi çok seviyorum, sinemayı çok seviyorum. Amatörce, kendimce senaryo yazıyorum, ediyorum. Tiyatroda oynuyorum, oynadım. İnsanlara konservatuar okuyacağım ya da sinema televizyon okuyacağım dedikten sonra insanların genel tepkisi genelde şu oluyor. Aç mı kalacaksın? İşte işsiz kalmaya hazır mısın? Ne iş yapacaksın? Neden okuyacaksın? Ne gerek var? Hani keza resim ve müzik bölümleri için de bu geçerli. Yani ben sadece kendi özümde buna örnek veriyorum. Yani çevremdeki insanlar ben müzik okuyacağım, işte ben resim okuyacağım diyen insanlara da aynı tepki veriyorlar. Ki bence bunu yanlış buluyorum. Bunun da değişmesi lazım ama dediğim gibi hani metnimde de bahsettiğim gibi önce devletimizin biraz sanatçı ve sanatçı adaylarına, bu bölümlerin adaylarına belirli bir düzeyde olsa yardım vermesi gerektiğini düşünüyorum, maddi ve manevi. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz güzel paylaşımlarınız için. Son olarak sözü Ahmet'e bırakacağız. Yani ilk tur için konuşuyorum. Tabii ki yine aynı şekilde konuşmacılarımız görüşlerini bildirmek isterlerse araya girmeleri, söz istemeleri yeterli. Evet Ahmet'ciğim, söz sende. Seni dinliyoruz. Merhaba, ben Ahmet Karagöl. Muhtemelen bu konuşmayı dinleyenlerin birçoğu beni daha önceden de dinlemiştir, daha önceki konuşmalarımı da. Şu anda ben temel olarak sanat eğitimi üzerine konuşacağım, yani sanat eğitiminden giriş yapacağım. Sanat eğitimi ilkokul itibariyle çok zayıf bir durumda. Yani bir resim dersi oluyor, sınıf öğretmenleri diyor ki bugün resim işlemeyelim, onun yerine daha fazla matematik sorusu çözelim. Ortaokula geçiyoruz, teknoloji tasarım dersleri. Hadi şunu keselim, bir tane küp yapın. Küp yapanlara 90 vereceğim. Beşgen prizma yapanlara başka bir şey vereceğim tarzı bir şeyler çıkartıp ortaya. Saçma sapan bir notlandırma sistemiyle, yani sanat değil zanaat eğitimi verilerek ilkokul ve ortaokul zaten geçiyor. Lisede de aynı şekilde benzer bir resim dersi varsa eğer, varsa şayet o şekilde geçiyor. Ya da resim derslerinde test çözmek için harcıyoruz şu anda. İkinci sınıflarda neredeyse tüm Anadolu'sularının yaptığı gibi. Sanat okullarına geliyorum, üniversitelere, yüksek okullara. Zaten birçoğu şeyle almayı bıraktı. Hani yetenek sınavıyla almayı bıraktı. Her birisinin için matematik, fizik, kimya, biyoloji ya da edebiyat çözmesi gerekiyor. Mesela şarkı söyleyecek birisi üniversiteye girmek için, konservatuara girmek için edebiyat sorusu çözmek zorunda falan, yani birçok şeyde olduğu gibi. Birçok alanda olduğu gibi. Haddi üzerinde gereksiz bir istek bu. Ama şöyle bir durum var ki bu normal. Maalesef ki normal bir durum, çünkü sanat bir lükstür. Sanat gerçekten bir lükstür. Yani mesela 15 yaşında bir çocuğun ya da 18 yaşında üniversiteye geçecek bir çocuğun sanatla uğraşabilmesi için, mesela ben piyano çalmak istiyorum ama vaktim yok. Ya da gerçi benim var da birçok kişinin yok. Ders çalışmaktan yok. Ders çalışmak zorundalar. Farklı bir şeylerle uğraşmak zorundalar. Onun üzerine sanat yapılabilir. Çünkü para kazanmak zorundayız. Yani ilk amaç o. Hayatta kalmak. Hayatta kalmak için çalışıyoruz. Hayatta kalmak için liseye gidiyoruz. Hayatta kalmak için üniversiteye gidiyoruz. Hayatta kalmak için işe gidiyoruz. Yani zamanımız barınma ve yemek ihtiyaçlarımızı karşılamak için harcıyoruz zaten. Diyorlar ki mesela tiyatroya yönelim çok az. Hiç kimse tiyatroya ya da sinemaya gitmiyor. Ortalamanın çok altında, ya da kimse kitap okumuyor, kimse müzikle uğraşmıyor. Uğraşamazlar. Çünkü şöyle bir durum var. Bir tiyatro gösterisi vardı. Fransa'ya gidiyor. Kapalı gişe oynuyor. Birkaç dakika içinde biletler tükeniyor. Aynısı İngiltere'ye gidiyor. Birkaç dakika içinde biletler tükeniyor. Hiçbir şekilde yer bulunamıyor. Çok zor. Hatta kara borsadan biletler bulunuyor araştırdığım kadarıyla. Türkiye'ye geliyor. 800 kişilik salonda sadece 50 kişi. Yani boş şekilde sergiliyorlar tiyatroyu ve tiyatrocular bunu hayatlarında ilk defa gördüklerini söylüyorlar. Yani öyle bir şeyle başka hiçbir ülkede karşılaşmamışlar. Yani çünkü insanların tiyatro ayırabilecek bir parası yok. Yani kişi başı 200 TL'den bile bir öyle bir tiyatro için. Hı? Ya da vakti yok. Çalışmak zorunda. Vakti zaten yok ama varsa onun ki gece vakti var ama kişi başı 200 TL para ayırsalar ve 3 kişilik bir aile bu tiyatro gösterisinin için gitseler, bir askeri ücretin 1/4 bir ücret ödeyecekler. Yani kim tiyatroya gidebilir ki, yani bu kadar pahalıyken, bu kadar yüksekken fiyatlar? Yani gidilemez. Maalesef harcanamaz. Öncelikler var. İnsanlar maalesef sanata öncelik veremiyor.
Hani üniversiteye gitmek zorundasın. Üniversiteye gideceksin. Neden matematik okursun ya da neden mühendislik okursun? Neden bilgisayar mühendisliği, neden tıp alanına gidersin? Çünkü zorundasın. Yani tıp okuyan birisi 8 ya da 10 bin TL maaş alırken, bir baş hakim 12 bin TL maaş alırken, eğer bir müzisyensen bir yerde sahne alabildiğin süreçte para alabilirsin. Ya da tiyatro oyuncusuysan tiyatrona birileri geldiği süreçte para alabilirsin. Ki tiyatro oyunculuğu kolay bir şey değildir. Verdiğinin karşılığını almak istersin ve neredeyse hiçbir zaman alamazsın Türkiye'de. Çünkü insanların bunu ayırabilecek parası yok. İlk önce diğer eğitimlerin düzeltilmesi gerekir. İlk önce insanların rahata erdirilmesi ve hobilere zaman ayırabilmesi gerekir. İnsanlar hobilere zaman ayırabildiği zaman zaten sanatını ve sanatçının işi de kolay yaşayacaktır. Ama insanlar hayatta kalmaya çalışırken hobilere zaman ayıramazlar. Yani maalesef ki durum bu. Hani birçok çocuk hani ilkokulda gitar ya da piyano kursuna falan gidemez. Kim gidebilir ki? Yani giden 100 kişiden 3 ya da 4 tanesidir. Onlar da birkaç yıl içinde bırakır. Şu gibi başarıya ulaşamayacaklarını bilirler. Aile ne dersin ki? Ben konservatuara gideceğim. Şarkıcı olmak istiyorum. Yani 100 aileden 99'u karşı çıkar. Karşı çıkmayan bir ailenin de maddi durumu fazlasıyla iyidir muhtemelen. Yani neden karşı çıkarlar? Çünkü para kazanamayacaksın belli. Yani ya belirli miktarda para kazanabilirsin. Yani hayatını minimum derecede sürdürebilecek kadar ya da hiç kazanamazsın. Ya da eğer bir desteğin varsa haddi üzerinde ciddi bir para kazanırsın sanattan. O da işte bizimkilerin kalitesiz dizi izlemesinden kaynaklanacak. O dizilerde oynayabilirsen para kazanırsın. Bir tiyatrocu tiyatro oyunlarıyla asla hayatta kalamaz. Onun yanında bir dizi desteğinde, reklam filminde oynaması gerekir elbette ki. Durumlar bu ve... Ahmet bir dakika. Ahmet sesin. Mikrofonu tekrardan şey yap, aktive et. Evet. Kusura bakma, telefonum çaldı. Önemli değil. Tabii ben de hemen seni madem tamamlayayım. Ahmet güzel bir şekilde giriş yaptı konuşmaya. Özellikle bu sanatla birey arasındaki bağlantının önündeki en büyük engel, evet. Yani maddi hayatın gerçeklikleri. Bunun hepimiz farkındayız. Gerçekten öyle yani. Öncelikle mutfağını düşünen bir ailenin tabii ki sanata, daha doğrusu hani yüksek nitelikli, yani hani ücretinin yüksek olduğu ya da işte mesela ücretlerin olduğu tiyatro oyunlarına ya da işte bir operaya gitmesi tabii ki bir hayal ürünü. Yani çok mümkün değil. Amatör anlamdaki girişimler bu anlamda önemli. Yani toplumumuzu besleyen ana damarlardan birisi de bu bana göre. Bir de sen anlatırken açıkçası işte bu kurs örneklerini verirken aklıma şu geldi. Yani çoğu şeyde aslında örnek sahibi de. Yani köy enstitülerinin böyle bir tarafı var. Yani içinde barındırdığı öğrencilerine bir müzik aleti çalmayı öğrenmesini istiyorlar. Yani bugün şöyle örnek vereyim. Yani bunu uygulayan okullar var mı? Evet, var ülkemizde. Örneğin benim kardeşimin gittiği okulda yine benzer uygulama var. Hani normal akademik hayatınızın yanı sıra size mutlaka bir spor dalıyla uğraşmanızı istiyorlar ve mutlaka bir müzik aleti çalmayı öğrenmeniz gerekiyor. Hani benim yeteneğim yok deyip çıkabileceğiniz bir şey değil. Yani benim hayatımda duymadığım işte fagot isimli bir müzik aletini kardeşim herhalde yani 3 yıldır yani şey olarak çalıyor yani orada kendi küçük bir oda orkestraları var. Bu biraz da bir ortam teşvik, işte İsmet'in önceki konuşmasında bahsettiği hani biraz teşvik isteyen bir şey. Biraz işte özgürlük isteyen bir durum. Sanatın ruhunda olan şey özgürlük. Sözü tekrardan sana devredeceğim. Hani önemli engeller var. Toplum olarak da tabii ki yani burada uzun uzun anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum ama durumumuz ortada. Evet, ekonomik olarak ailelerimiz, insanlarımızın öncelikleri başka yerlerde. Herkes hani kendi çocuğunun geleceğini düşünüyor. Sanatı bu anlamda ikinci plana atıyorlar ama ben görüş olarak şunu belirteyim. İkinci plana attıkça hani bizim de sanki içimizde bazı şeyler ikinci planda kalıyor. Sanatın insanda uyandırdığı şeyler. Devam edelim. Sanat eğitimini düzeltmek için ilk başta temel eğitimi düzeltmek gerekiyor. Yani az önce de verdiğim ilkokul örneğindeki gibi diğer derslerin düzgün öğretilmesiyle beraber çocuk sanatta da ilerleyecektir. Yani kendine ayırabilecek vakti olacaktır çocukların. Bir piyano çalmayı öğrenen bir çocuk çok daha hızlı matematik işlemi yapabilir. Ama bunu matematikçilerin birçoğu bilmez. Türkiye'dekilerin en azından ya da bir matematikçilerin en azından ya da
birçok kişinin bundan haberi dahi yoktur. Piyano çalmak, gitar çalmak, bunlar müzik aletlerini kullanmak çok değerli şeylerdir ve IQ seviyesini hani ortalama olarak 5 ila 7 puan kadar yükseltirler ki bu çok ciddi bir durumdur. Yani bakıyoruz Avrupa'nın IQ seviyesi ortalama olarak Türkiye'den 15 civarı daha yüksekte. Neden? Çünkü hobilere ayıracak vakitleri var, kitaplara ayıracak vakitleri var, kendilerine ayıracak vakitleri var. İlk önce vakit nakittir diye bir terim vardır. Yani gerçekten belirli bir miktardaki nakit sizin kendi hayatınızda vakit kazanmanızı sağlar. İlk önce bu ihtiyacı ortadan kaldırıp bu sorunları çözersek ya insanlarımız zaten sanata yönelecektir. Çünkü boş vaktini bir şeylerle doldurmak ister. Boş vakti olmayan bir insandan piyano çalmasını, gidip sinema, tiyatro izlemesini ya da herhangi bir sanat dalıyla uğraşmasını isteyemezsin, bekleyemezsin. Yani bir boş vakit bulacak ve eline bir kalem alıp karalayacak, eğer yeteneği varsa bunu fark edecek. Piyanonun başına oturup birkaç kez notalara basacak ya da bir şarkıyı çalmayı deneyecek ki ya da bir klasik müzikle uğraşacak ki piyano yeteneği olup olmadığını öğrenecek. Yani tiyatro sahnesine çıkıp rol yapacak, rol yapmayı deneyecek ki tiyatroya hani yeteneği olup olmadığını öğrenecek. Bunları deneyecek vakti ve imkanı olmadan insanların zaten sanat yapma şansı olup olmadığını, yeteneği olup olmadığını öğrenemeyiz. Yani insanlar da öğrenemez bunu. Bunun başka bir yöntemi yoktur. Zaten şu anda baktığımız zaman sanatçıları, sanatla uğraşanların birçoğu zengin ya da zengin çocukları. Yani bu tabii ki bir şey değil onların tamamı uğraşsın ama yani genel olarak onların %10'u yapabilecekken de bizden ortalama gelir düzeyinde ya da alt gelir düzeyindeki insanlardan da birçok kişi yapabilecekken, belki de çok daha iyisini yapabilecekken maalesef yapamıyoruz ve yapamıyorlar. Yani iş parada bitiyor, iş maddiyatta bitiyor maalesef. Yani kaçımız evine bir piyano alıp kullanabilir ki? Yani en ucuz amatör piyano 1500-2000 TL falan yani. Neredeyse bir asgari ücret bu. Basit bir şey değil ya da hani zor yani gidip bir piyanoyu nerede çalabiliriz ki? Lübnan'da kaç tane piyano var ki mesela? Ya da hani belediyeler böyle bir imkan sağlayabilir. Hani bedava kurslar falan oluyor bazen nadir bir durumda ama hani insanların desteklenmesi gerekiyor. Ve sanata sanatçıya destek gelir mi? Gelmez. Sanata sanatçıya destek sadece belirli zengin kitlelerden gelir. Onlar da kendi çevresine ya da kendi çocuklarına ya da kendileri için harcarlar bu maddi gücü yalnızca. Ondan dolayı yapmamız gereken ilk şey benim düşüncemce temel eğitimi değiştirmek, temel eğitimi düzeltmek. Eğitim düzeldiği zaman okulda matematiğe, fiziğe, kimyaya, biyolojiye, edebiyata ya da bu tarz derslere ayırdığımız zaman azalacaktır. Ayırmak zorunda kaldığımız zaman azalacaktır. Ezber yapma gerekçemiz azaldığı zaman zamanımız artacaktır. Zamanımız arttığı zaman da biz zaten kendi kendimizi sanata yöneleceğiz. Yani bundan neredeyse %99 eminim. Çünkü sanat konusunda başarılı olan ülkelerin neredeyse tamamının, hatta %99'unun diyeyim, eğitim sistemleri çok iyi. Eğitim sistemleri çok sağlam. Ya da gelir düzeyleri çok yüksek. Hani bakıldığı zaman bir Finlandiya'dan çıkan sanatçılar Türkiye'den çıkamaz. Ya da İngiltere'den çıkan sanatçılar Türkiye'den çıkamaz. Çünkü gelir düzeyleri arasındaki fark ciddi anlamda yüksek. Kendimiz ayırabildiğimiz zamanlar arasındaki fark ciddi anlamda yüksek. Yani ortalama yaşam süresi arasındaki fark bile belki de 5-6 yıl ya da daha fazla. Yani böyle bir fark bile varken bizden sanatçı çıkmasını ya da karşılığını alamamamıza rağmen, alamayacak olmamızı bilmemize rağmen sanatla uğraşmamızı bekliyorlarsa eğer bizden, saçmalıyorlar. Çünkü yapamayız. İlk önce hayatta kalmalıyız. İlk önce yemek yemeliyiz. İlk önce barınmalıyız. Sonra piyano çalabiliriz ya da sonra bir tiyatro oyununda oynayabiliriz. Lisedeyken farklı. Ailen tarafından bakılıyorsun. Gidip bir sahneye çıkıp tiyatro oyunu oynayabilirsin ya da gitar kursuna gidip çalışabilirsin okuldan sonra ama iş hayatı öyle olmayacak. Tabii. İş hayatında özellikle şimdi ben de çalışan birisi olduğum için fedakarlıklar isteyen bir şey. Yani kendi mesainiz dışında ayrı vakitleriniz, yani normalde belki dinlenmeye ya da başka yani işte ne bileyim hani işte yani bazen yemeğinizden, bazen işte dinleneceğiniz vakitlerden, bazen uykunuzdan böyle bir şey yapıyorsunuz. Bu tabii ama işte içselleştiyse yani kendi içine de böyle bir gönüllüyü, böyle bir duyguyu taşıyorsanız yaptığınız bir fedakarlık. Ama tabii çocukluk döneminde hani bu süreçten geçmemiş birisinin bu fedakarlığı oraya yapma, yani yapmasını beklemek biraz hayalcilik olacak yine. Ahmet, eklemek istediğim bir şey var mı? Gene ben hani şey yapacağım. Ben toparlamadan önce yani nasıl sen sözü bıraktım tekrardan sana.
Şöyle bir şey, eklemek istediğim şey aslında temel olarak şu var. İnsanların yeteneklerini ortaya çıkaracak şeyler yapılmalı. Yani iyi bir futbolcunun, iyi bir ressamın, iyi bir müzisyenin nasıl ortaya çıkacağı keşfedilmeli. En azından ilkokullarda ya da hani nasıl ki çocuğunu aşı vurdurmaya götürüyorsun. Çocuğunu birçok farklı yönde de eğitmen ya da eğitimi alıp alamayacağını öğrenmen gerekiyor. Yani okullarda en azından hani çocuklar yeteneklerine göre ayrılmalı. Hani herkes en azından bir kez iyi yüzmeyi denemeli, ne kadar iyi yüzebildiğini görmek için. Bir kez piyano çalmayı denemeli, bir kez saksafon çalmayı denemeli, bir kez tiyatro oyununda oynamayı denemeli. Yani yeteneği, herkesin bir alana yeteneği olduğunu düşünüyorum ve herkesin bu yeteneği bir şekilde ortaya çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Yani 60 yaşına kadar hiç piyano çalmayan bir adam şans eseri piyanonun başına oturuyor ve birkaç yıl içinde çok iyi bir piyanocu olabiliyor. Yani Tolstoy'un bisikleti diye bir tabir vardır yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Tolstoy 65 yaşında bisiklet kullanmayı öğreniyor. Yaşı yani vakti hiç önemli değil. Öğrenmenin yaşı kesinlikle öyle. Her insanın, yalnızca çocukların değil, her alanda bir şeyler denemesi gerekiyor. Yani birçok kişi, hani birçok kişinin aklına gelmez bir paraşütle bir yerden atlayayım diye, ama belki de çok iyi bir atlayıcı olacak. Ya da yani köpek balığından kaçabilecek kadar düzgün yüzen insanlar var. Yani nereden ne yetenek çıkacağını bilemeyiz. Bu yüzden insanların kendini birçok alanda denemesi ve geliştirmeyi denemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, Ahmet, çok teşekkür ediyorum güzel konuşma için de. Benim açıkçası en çok dikkatimi çeken husus senin konuşmanda, yani sanatı, yani daha doğrusu sanatkar olma yolunda insanı besleyen en büyük duygunun merak olduğu üstüne yaptığın vurgulardı. Hani çünkü merak duymazsa, yani onu denemediği sürece, yani az önce ben kardeşimden de örnek verdim, hani şimdi okulda böyle bir durum olmasa, teşvik olmasa, hani bizim öyle bir müzik aletinin varlığından haberimiz yok. Bu şekilde biraz teşvik, biraz insanın içinde taşıdığı merakla birleşen bir durum aslında sanat. Yani sanatı icra etmek, yani bir sanat dalıyla ilgilenmek sadece özveriyle açıklanabilecek bir durum değil. Yani ilgili olmak gerekiyor. İyi, yani merak ve merakı gidermek. Yani bu merakın hayal gücüyle desteklenmesi lazım. Pek çok etken var. Sevgili arkadaşlar ve değerli izleyenler, bugün... Ben bir ekleme yapabilirim. Tabii ki, tabii ki. Buyurun. Burada sadece birazcık kısa tutmanı rica edeceğim. Hani bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz. Onun dışında başka problem yok. Burada arkadaşlarımın da yorum belirtmesini istiyorum. Ya şimdi elbette zevkler ve renkler tartışılmaz ama bence ülkemizdeki insanların artık sanat anlayışı da oldukça basitleşme ve biraz daha doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum, kötüleşmeye başlıyor. Yani bir örnekle anlatmaya çalışayım. Yani mesela bir isim vermeyeceğim. Çok iyi bir filme gitmek var. Bir de tabii Recep İvedik 6'ya gitmek var. Yani üzgünüm, daha şey, hani saygı duyuyorum tabii ki. Sonuçta iyi de şu an en çok izlenen Türk sinema filmi olabilir. Doğru. Hani böyle filmlere gitmeyi tercih ediyor. Böyle çok iyi. İşte mesela atıyorum Oscar adayıdır, şudur, budur. Böyle hani o kadar süper kalite filmlere gitmek, yani insanlar bunu izlemeyi tercih ediyor. Şarkılarda madem öyle örnek vermeyelim. Çok iyi bir isim vermeyelim. Şarkıcının... Örnek anlamında söylemiyorum. İsmi telaffuz etmiyorum çünkü tehlif meseleleri ya da başka sıkıntılar olmasın diyerek. Bir daha olmaz. Yani çok iyi, harika, böyle şiir gibi şarkı okuyan birilerini dinlemek varken gidip hızlı ve sinirli bir şekilde küfrederek şarkı söyleyen insanları dinlemeyi tercih ediyorlar. Ki bu da zaten insanımızın sanat anlayışını da oldukça gerileştiriyor. Nasıl diyeyim? Yetisizleştiriyor. İnsanlar artık hani sanat anlayışları çok başkalaşıyor yani ve bence kötüleşiyor. Burada bir girebilir miyim ben? Bir görüş olarak tabii ki Ahmet herhalde bir karşı cevap hakkı kullanacak. Dinliyoruz. Şöyle bir şey var. Bir müzikal filmini izlemek için ve ondan zevk almak için müzikalden biraz kanlıyor olman gerekiyor. Bir sanat filmini izleyip ondan zevk almak için, o tarz kaliteli bir filmi izleyip zevk almak için
onunla ilgili birazcık bilgi sahibi olman gerekiyor ve onunla uğraşacak vaktin olması gerekiyor. İnsanların senin verdiğin örneklerdeki filmleri izlemesinin sebebi onları izlemek için beynini kullanmaması gerekiyor insanların genel olarak. Sadece gidiyor, vakit öldürüyor, gülüyor. Yani dinlenmek için, eğlenmek için yapıyorlar. Tüketim niteliği ağır basıyor sanki. Yani bu tarz ürünlerde hani tüketilmesi yani hani o yani günün ihtiyaçlarını daha çok yansıtan. Sanatta biraz daha çünkü kendi zamanını aşmak meselesi de var. İsmet gelmedi. Hani bilmesi gerek. İsmet anlaşılmadı. Hani, tekrar eder misin? Gerçekten. Gülmemesi gerek. Hani çünkü komik değil. Ve tamam mesela bu konuda Ahmet'e katılıyorum. İnsanların bazı şeyleri çözebilmesi için, anlaması için elbette vakti ihtiyacı var. Burada yerden göğe kadar haklı. Ancak yani kimse kimseyi kandırmasın. Bazı filmleri de o filmi izlemek yerine o filme girmek, yani başka bir filme girmek, gene isim vermeyeceğim, tercih edilebilir ki bence tercih edilmelidir. Yani tamam senin dediğin çok uç bir örnek. Hani kaç kere bu sene sadece kaç kere müzikal film sinemaya geldi? Ben söyleyeyim 2. Hani biri Türk, biri yabancı olmak üzere 2 şey film geldi. Ama mesela hani ama daha işte ayrıntılı ve aynı. Farklı bir konunun girizgahı gibi gibime geliyor. Çünkü şöyle hani peki. Sanatla alakalı değil de bu sanki biraz daha günümüzde toplumun durumunu yansıtan bir sonuç. Hani filmlerin niteliği, hani işte sanatın yerinin azalması, rolünün azalması sanki biraz daha günümüzde, hani bu biraz dünyada da böyle, hani bize özgü değil de dünyada da biraz sanki böyle bir gidişat varmış gibi. Çok geniş bir konu olduğu için açıkçası müdahale ediyorum. Yoksa kusuruma bakma. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün izleyenler umarım keyif almışlardır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu sene 101. yıl dönümündeyiz. Maalesef evimizdeyiz. Umalım ve dileyelim bir sonraki bayram sağlıklı günlerde yine eskisi gibi meydanlarda, sokaklarda hep birlikte kutlayalım. Bu coşkuyu yaşayalım. Sizler de eğer söylemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz bir bayram mesajı varsa lütfen buyurun ve o şekilde kapatalım programı. Önümüzdeki bayram evlerde değil de sokaklarda kutlama dileğiyle. Teşekkür ederiz. Hepiniz için. Kendinizi ve insanları sevin. Gerisinin hiçbir önemi kalmayacaktır zaten. Çok teşekkür ediyorum. İsmet, evde kalın. İsmet de evde kalın, kalın diyerek. İsmet de evde kalın diyerek. Sevgili izleyenler, Lüleburgaz Belediyesi ve Lüleburgaz Kent Konseyi'nin ortak paylaştığında ve pek çok sivil toplum kuruluşunun da desteğiyle gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dijital etkinliklerinde bugün Atatürk ve sanatla ilgili olarak bir gençlik söyleşisi gerçekleştirdik. Ben konuşmacı arkadaşlarıma bir kez daha sizlerin huzuruna teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler.